Herkese merhaba, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Kanalıma birkaç hafta önce koyduğum düşük kalorili ve vegan kurabiyem çok beğenildi. Ben de hemen evde yenisini denedim. Çok benzer malzemelerle yaptım ama bu sefer biraz benim böyle çikolata sevdama da hitap eden güzel bir kurabiye daha keşfetmiş oldum. Kurabiyemiz yine vegan, yine glutensiz ve yine çok düşük kalorili. Umarım siz de çok beğeneceksiniz. Hemen yapmaya başlayalım mı? Hadi. Önce malzemeleri sayayım. Hindistan cevizi unu kullanacağım. Hindistan cevizi ununu 2 çorba kaşığı kullanıyorum. 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi, 7 çorba kaşığı tahin kullanacağım. 1'er çorba kaşığı ham kakao ve keçi boynuzu unu kullanıyorum. Bunlar sizin zevkinize kalmış biraz. Ben çikolatayı çok sevdiğim için hem kakao hem keçi boynuzu unu kullanıyorum. Siz bunlardan bir tanesini de 2 kaşık olarak kullanabilirsiniz elbette. 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi şekeri kullanacağım. Ondan sonra 1 paket kabartma tozum var. Yaklaşık böyle 3 küçük muza denk gelecek kadar muzum var. Bir de parça çikolata kullanacağım. Bunlar aslında ham kakao parçacıkları. 1 çorba kaşığı koyuyorum. Bu da tamamen sizin zevkinize kalmış bir malzeme. İsterseniz parça çikolata koyabilir, kuru meyve koyabilir ya da hiç eklemeyebilirsiniz bu malzemeyi de. Evet, şimdi bunları bir kenara alıyorum ve karıştırma kabımı önüme aldım. Malzemeleri sırayla içine koyacağım. Şimdi önce kuru malzemeleri ekliyorum. Hindistan cevizimi, Hindistan cevizi unumu koydum. Hindistan cevizini, ondan sonra keçi boynuzu unu ve kakaoyu ekleyeceğim. Bu kuru malzemeleri daha önceki kurabiyemde de görmüşsünüzdür yaptığımda. Birbirine böyle karıştırmak baştan malzemeler kuruyken iyi oluyor. Bunlar hep püf noktası. Böylece malzemeler eşit dağılmış oluyor kurabiyenin içine. Aynı şekilde ham kakaomu da koyarken bunlar böyle katılaşmış oluyor parça parça. Onları da hafif eziyorum ki tek bir yerde kakao parçası kalmasın. Hindistan cevizi şekerimi de ekliyorum. Hindistan cevizi şekeri yerine ne kullanabiliriz diye soruyorsunuz. Tabii ki gene hurma kullanabilirsiniz. Belki hurmanın püresini yapıp hurma kullanabilirsiniz. Çikolata parçalarımı koydum. Daha doğrusu kakao parçalarımı. Ve en son hamur kabartma tozumu da içine karıştıracağım kurabiyenin. Evet, kuru malzemeler hazır. Birbirine gayet güzel karıştı. Şimdi muz ve tahini de ayrı bir kasede karıştıracağım. Evet, muzlar ne kadar kararmaya yakınsa biliyorsunuz o kadar şeker oranı da artıyor. Herhangi bir meyve ne kadar beklerse şeker oranı da o kadar artar. Kurabiye için de bu istediğimiz bir şey. Doğal meyve şekeriyle daha da böyle güzel bir tat elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu ben çatalla ezeceğim. İsterseniz blenderdan da tahinle birlikte karıştırıp da geçebilirsiniz ama eğer muz yumuşaksa çok rahat ezilebiliyor çatalla da kasenin içinde. Gördüğünüz gibi bir dakika bile sürmedi aslında bunları ezmek. Şimdi içine tahini ekliyorum. Yani şu tahinle muzun bir araya gelmesi bu şekilde bile bence çok lezzetli. Hele bir de diğer malzemelerle karışıp kurabiye olduğunda muazzam oluyor. Bu arada fırınınızı 180 dereceye getirebilirsiniz. Önceden ısınmış fırında kurabiyeyi pişirmek çok daha güzel sonuçlar veriyor. Şimdi bunun içine az evvel karıştırdığım kuru malzemeyi de ekleyeceğim. Ve tamamını karıştırıyorum şimdi. Kıvamının böyle sert, kurabiye hamuru kıvamında olması önemli. Dolayısıyla sert oldu diye düşünüp içine ekstra tahin ya da muz ya da başka bir malzeme eklemenize gerek yok. Şu an bile harika kokuyor. Hepsini çiğden yiyebilirim, öyle güzel. Evet, kurabiye hamurumuz neredeyse hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi alacağım ben. Ve onun içine yerleştireceğim kurabiyelerimi. Evet, ben kurabiyelerimi fırın tepsisine koymak için yine bir dondurma kaşığı kullanacağım. Siz isterseniz normal kaşıkla da şöyle azar azar koyabilirsiniz. Evet, benim yaklaşık 9 tane kurabiyem oldu. Artık fırına koyabilirim. Ve kakaolu, vegan, fit, glutensiz, daha ne sayayım, kurabiyem hazır. Umarım beğeneceksiniz siz de. Tam 30 dakika pişirdim 180 derece fırında ama siz mutlaka kendi fırın ayarınızı hani kontrol ederek yine bir 30 dakika mı olacak, 25 dakika mı olacak, 35 dakika mı olacak kürdan batırarak kıvamını kontrol edersiniz. Bakalım nasıl olmuş tadı. Hemen bakıyorum. Vallahi yine çok güzel olmuş.
O Hindistan cevizi kullandığım kurabiyelerde, bilmiyorum siz de fark ediyor musunuz ama böyle gerçekten doyuruculuğu, ağızda dağılma süresi bile uzun olduğu için çok iyi oluyor. Kurabiyenin içinde şeker olmaması da tabii kan şekerini dengeleme konusunda bize yardımcı oluyor. Bu da uzun süre tokluk hissi yaratıyor bence. Umarım kurabiyemi siz de yapar ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz arkadaşlarınızla ve benimle sosyal medya hesaplarınız üzerinden lütfen paylaşın. Beni çok mutlu ediyorsunuz bu tarifleri paylaştıkça. Ben de daha yenilerini çekmek için daha çok motive oluyorum. Yeni kurabiyeler keşfediyorum evde, bol bol yiyorum ve size de yeni videolar hazırlıyorum. Tabii ki ne yapıyoruz? Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olursanız da yine çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.